Yok öyle vur abalıya. Evet ya biz de dahil ister muhalif cephede olsun ister kendi mahallesinden olsun herkes vur abalıya misali Bay Kemal'e yüklenip vuruyorlar. Tabiri caizse elde kazma kürek mezar kazılıyor diri diri gömmek üzere. Vahşi bir linç kültürü mekanizması işliyor. İyi de tek kabahatli tek suçlu tek müsebbip o mu ki hep ona yükleniliyor. Tamam, girdiği her seçimi kaybeden kifayetsiz biri olabilir. Muhteris de denilebilir. Akıl, izan dışı absürt beyanları var. Ya da vizyonsuz, işkin. Ne söylediğini kulağa duymayan sadece koltuk sevdalısı da görülebilir. Peki 14 Mayıs'la 28 Mayıs sonuçlarıyla alakalı tek sorumlu o mu? Seçim hezimetini, seçim kaybını, başarısızlığı ona yükleyip işin içinden çıkmak ve onu dar ağacına çekmek doğru mu? Değil. E ee, nerede öbürleri? Nerede masadakiler? Nerede mangalda kül bırakmayıp racon kesenler? Niye bunlara iki kelam eden yok? Gözümüze kestirdiğimiz zavallı Kemal Bey'e vur da vur abalıya vuruyoruz. El elbette hesap verecek, vermeli ve de hesap sorulmalı ama bu linç kültürü de vicdan ve izan dışı olmaya başladı. Şimdi burada bir dizi isim, kurum, koltuk, yurt ve yurt dışı sayabiliriz. O kadara inmeyelim. Zaten yer az ve zamanım da yok. Sadece masadakilerle sağına ve soluna bakalım. Tabi bir de Ankara ve İstanbul'un emirlerine. Nerede altı kocaman lider? Kemal Bey kazansaydı reis yardımcısı olacaklardı. Kandili, Batı medyası kraldan çok kralcı kesilenler. Bir de mahallenin anketçileri. Yüzde 55, yüzde 60, yüzde 65'leri çaktırarak dereyi görmeden paçayı sıvatanlar. Mahallenin bir de kartapozları. Şımarıkları saymıyorum bile. Evet gözle görülür, elle tutulur bunların hiç mi dahli ve kabahati olmadı bu hezimette. Kemal Bey yürü arkandayız ve zafere giden yolda her yol mübah deyip tavizler verdirenler. CHP'nin o meçhul ve meşhur alt okundan yer alan ilkeleri erozyona uğratan projelerin altına bile imza attırmaya zorlayanlar. Bunların hepsi masum ama bir tek masum olmayan Kemal Bey öyle mi? Yok arkadaş yok. Bu düpedüz vicdan ve izan yoksunluğu olur. Evet, Kemal Bey gitmeli. Evet, CHP değişmeli. Evet, CHP özüne odaklanmalı. Tüm bunlara evet. Ama bütün suçun, kabahatin, başarısızlığın faturasını Kemal Bey'e kesmek sadra şifa vermez. Yaradan başka hella losen Seçim hizmeti yaşayan HDP'ye çok söz söylemeye gerek yok. Söylenecek tek söz var. O da helal olsun size. Bir o kalmıştı. Onu yaptınız. Kürtleri CHP ve tipin lokomotifine vagon yaptınız ya. E hey, celladına aşık olma bu olsa gerek. Yoksa Kürtlerin reylerini LGBT libas ederler miydi? Ya tabipler odası? Vallahi onları da anlamış ya da anlayabilmiş değilim. Mesleki meselelerden daha çok siyasi ve ideolojik eylem ve beyanlarla gündemler. Şimdi de Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı. Oda'nın amblemini LGBTLilerle süslemişler. Başka sorun yok, tek sorun LGBTLilere haklar sorunu. Al Dudak neden istifa etti? Evet, Gaziaşer Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çocuk kalp merkezi sorumlusu Doktor Bedri Al neden istifa etti? Diyarbakır Sağlık Camiasında birkaç gündür bu istifa üzerinde yoğun kulisler yapılıyor. Neden istifa? Elbette ki her istifanın iki nedeni vardır. Ya Doktor Aldo'da kendisine özgü daha cazip, maddi ve manevi kazancı yüksek bir hastane veya kurum bulmuş ki oraya geçmek üzere istifa etmiştir ya da hastane yönetimiyle idari yönde anlaşmazlığa düştüğü, çalışma huzuru ve imkanını bulamadığı için son çare olarak istifayı görmüştür. Bir önceki yazımda dile getirmiştim. Diyarbakır'da sağlık sağlıksız işliyor deyip Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir yıl oldu hala başhekim atanmadığı için taşımasıyla suyla değirmen döndürülen hastanede yönetim zafiyeti ve otorite boşluğu var diye. Dün son aldığım bilgiye göre istifada bu zafiyetten kaynaklı. Pek aşina olduğum bir isim değil Doktor Aldodak ama yaptığım araştırmalara göre işinin ehli biri. Sağlık camiasına sevilen çocuk kalp merkezinde onun sayesinde aktif bir hizmet üretiyormuş. İstifasıyla merkezin hali durumu ne olur onu zaman gösterecek ama şimdiden aktifsizleştiğini söylemek mümkün. Çünkü şikayet çok. Bakalım ilgili ve yetkililer bu istifaya ne diyecekler? Oldu bitti maşallah mı diyecekler yoksa yönetimsel zafiyetin ifşasıyla olumsuz gelişme ve hadiselere karşı refleks geliştirip dur mu diyecekler. Bekleyip görelim ama yeni istifalarda geliyorum diyor. Günün sözü, en ucuz siyaset yaşanan hezimette kabahati kendinde aramamaktır. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyüktemir Etutmal.com WhatsApp 0532-286-7370 Twitter et Ömer